Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve bir Shadowlands Alpha videosuyla karşınızdayız. Shadowlands'in geliş anını aslında sizlerle birlikte canlı yayında yaşadık ve mutluluğumuzu ve heyecanımızı birlikte paylaştık. Ve zaten de gelir gelmez direkt yayını Shadowlands Alpha olarak değiştirdik ve Shadowlands Alpha'nın yayınını yaptık. Farkındaysan çok fazla Shadowlands Alpha dedim ama Shadowlands Alpha, çünkü Shadowlands Alpha geldi. Neyse, daha fazla Shadowlands Alpha demeden ben bizi Shadowlands Alpha'da nelerin karşıladığını anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Öncelikle yani oyunu açtık, yükledik ve karşımıza ilk karakter açma ekranı çıktığında biz hepimiz işte o WoWhead'de yayınlanan bütün yeniliklerin direkt olarak alfaya yansıyacağını düşündük ama bununla karşılaşmadık. Henüz bir değişiklik yapılmamış ama tabii bu alfa süreci, bunun daha betası ve hani oyunun yayınlanma süreci olacak ki birçok değişiklik beraberinde geleceğinden eminim ben. Ama henüz bizi alfada bununla ilgili herhangi bir karşılama yok. Onun dışında karakterimizi açtık ki 50 level'da açtık karakterimizi. Çünkü biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da yani BlizzCon'da açıklanan şeyleri konuşurken anlatmıştık zaten. Level squish dediğimiz bir olay gelecek ve level'lar küçültülecek. Artık 130, 140, 150, 200 level'lardan bahsetmeyeceğiz. Birden 60'a kadar oynayacağız oyunumuzu. Ve şu anki elimizdeki 120 level karakterler de 50 level'a çekilecek ve 50 level'dan devam edeceğiz. Yeni başlayan arkadaşlarsa 1 level'dan devam edecek. Tabi bu Elite Race'ler ya da Dead Knight'lar, işte Demon Hunter'lar için durum farklı. İşte Demon Hunter'lar 8 level'dan başlayacak. Elite Race'ler 10 level'dan başlayacak gibi gibi farklı şeyleri var. Onları daha farklı video içeriklerinde de sizlere aktarırız. Biz direkt olarak 50 level bir karakter açtık ve Shadowlands'e geçtiğimizde bizi neler karşılayacak diye çok merak ettik ve dalışımızı yaptık. Bizi karşılayan yer Bastion'dı. Gayet güzel ve büyük bir görsel şölenle bizi karşıladı Bastion. Girdiğimiz andan itibaren etkilendiğimiz bir yerdi kendisi. Güzel bir mimari. Ben beğendim. Evet. Bana sorarsan ben çok beğendim. Gri ve mavinin ağırlıklı olduğu bir yer. İnsanın içini açan, mutlu eden bir yapısı var. Mavi minnoşları da çok sevdim. Kyrian ırkı. Evet. Çok tatlılar. Böyle sanki Warcraft'ın şirinleri gibi olmuşlar. Kesinlikle. Kesinlikle şirinler. Ve zaten hani görev yaparken de sürekli olarak hani bir işte yardım etme, işte tamam dostum önemli değil, böyle bir motive etme içgüdüleri de var. Hani o anlamda da mavi dostlarımız diyebiliriz yani o anlamda. Yani tek kelimeyle mükemmeldi. Yani bu şaşkınlık insanın hani ölüm teması gibi durmuyor pek. Hani insanın böyle yerler görecekse atıyorum... Tamam yani cenneti bu şekilde gözümüzde var edebiliriz ama Warcraft'ta cennet ya da cehennem olgusu yok. Yani öldüğümüzde bu tarz bir yere geleceksek gerçekten insan ölmekten korkmaz yani. Kesinlikle Shadowlands olarak düşündüğümüz yer aslında evet. Daha farklı bir... Biraz daha böyle karanlık bir tema. Evet, Shadowlands çünkü Shadow. Değil mi? Shadow yani. Böyle daha böyle adını sen söyle karanlık gölgelerden bahsedeceğimiz bir... Beklerken daha farklı bir yere geldik. Biraz Kyrian ırkından bahsedeyim ben size. Eda ile lore öğreniyorum gibi olsun. Ben biraz Eda'ya da aktarayım. Çünkü oyunu hani çıktığı andan itibaren yani bize bahşedildiği andan itibaren Shadowlands Alpha ben girdim oynadım biraz açıkçası. Ertesi gün de oynama imkanım vardı. Eda işteydi. Kyrian ırkıyla birlikte uzunca bir süre görev yaptık ki 3 level'a kadar. Bize görev yapma imkanı veriyor alfa süreci. Ve Bastion'ın Covenant'ı olan bir ırk bu. Kyrian'lar hani ana geçmişindeki bir olguyu anlatmıyorlar ama şöyle söyleniyor. Oribros'la Arbiter tarafından Bastion bölgesinde yaşamaya ya da işte ölüm sürecini devam ettirmeye layık olan ruhların gönderildiği bölge. Ve bu bölgede çeşitli testlere maruz tutuluyorlar. Hani sen buraya tamam Arbiter gönderdi ama sen buraya layık mısın şeklinde çeşitli testlere maruz tutuluyor buradaki ruhlar. Ve bu süreci geçenler Kyrian ırkına dahil oluyorlar. Ve Kyrian ırkına dahil olamayanlar da var. Tabii ki hani bir testin ya bir de ortada bir test varsa
Failleme süreci de olacak. Yani yapamama süreci de olacak. Bu arkadaşlara da Frostborn deniyor. Özür dilerim. Forstborn deniyor. Kelime kökeni nereye dayanıyor ya da bir şey nereden geliyor bilmiyoruz ama yani haritada görev yaptığımız sürece biraz yani çoğunlukla bu arkadaşlara karşı koyduk. Yani bunların ortaya çıkardığı ayaklanma vari bir durum var. Bunların eylemlerine karşı gelme görevlerini yaptık açıkçası. Bunların başında Lee Sonia adı verilen bir yine Shadow, yani Bastion'da gördüğümüz böyle melek vari bir arkadaş var. Irkın çoğu melek var yani bir melek şeyi var. Evet, bir konsepti var kesinlikle. Özellikle hani normalde kanatlar işte hani nasıl söyleyeyim böyle sabit değil ya da işte bir ejderha kanadı değil direkt melek şeyinde. Tabii o bizim günlük yaşantımızda bize bu şekilde işlenmiş bir konu ama daha çok böyle tüylü kanat ve parıltısı da angelic yani meleksi kesinlikle öyle. Evet. Ve şurada 6 karakter olması gerekirken şu ortası boş. İşte burada Lysiona isimli Kirian, daha önce Kirian ırkına mensup arkadaş bulunuyormuş. O bu ayaklanmanın öncüsü durumuna geliyor ve hani bu az önce bahsettiğimiz meleksi form biraz daha kararıyor. Yani hani kara melek tarzına bürünüyorlar. Ve işin garip tarafı çok ben yani açtığım Hunter'la görev yaparken birebir diyalog içine girme imkanım olmadı ama bir görevde geldi ve hani bu bitmeyecek işte burada işimiz bitmedi tarzında bir yaklaşımla Uther geliyor. Ve yine böyle karanlık Kirian formunda ve kanatları gayet kararmış bir şekilde bizi karşılıyor. Büyük bir haber. Evet yani. Çok büyük bir haber. Yani normalde biz hani bunların işte testi geçen arkadaşlar olduğunu söylüyoruz ama şimdi testi geçemediyse Uther işte nasıl bir kanatlanma yaşadı yani çünkü o Kirin formuna tamamen dönüşmüş durumda yani o kanatlara layık görülmüş ve o şeyi kazanmış yani Kirin formunu. Yani o zaman neyse bu hepsi teoriye giriyor. Evet evet şunu bu saatten sonra evet artık çünkü Alpha yakın ve gelmek üzere. Alpha dedim, Shadowlands. Alpha'da bunları görüyoruz. Çok fazla üzerine kafa yorup teori üretmeye gerek yok. Zaten oyun geldiğinde birçok sorunun da cevabını alacağız. Shadowlands, hani az önce de söyledim, anima üzerine kurulu. Yani zaten Bastion'a geldiğimizde de bunu görüyoruz. O işte gardiyanlar olsun, bölgedeki koruma görevlileri, NPC'ler olsun ya da çalışan herhangi mekanikler, işte forge'lar vesaire aklınıza ne geliyorsa tamamen anima üzerine çalışıyor. Yani anima yüklü olmaları gerekiyor. Ve sizin de buraya gelişiniz de yine animanıza bağlı olarak geliyor. Yani aslında her şeyin içinde bir anima olduğunu söyleyebiliriz. Bu anima görüntüsü daha önce BlizzCon'da yani Blizzard'da bir şeyi yapıldı. Görseli yapıldı. İşte Ravenwraith'inki kırmızı, Bastion'ınki beyaz, Ardenwild'ınki biraz daha böyle mavimsi, Maldraxxus'unki biraz daha yeşil ve nasıl söyleyeyim karanlık bir dokusu var. Maw'ınki ise direkt karanlık bir şeyi var. Yani Shadowlands'te hani Bastion'a has bir özellik değil bu anima olayı. Yani animanın iyi olmasıyla Bastion'a geliniyor gibi bir durum yok. Bütün bölgelerin çalışma prensibi ya da işleyiş şekli animalara bağlı gibi duruyor şu anda. Yani iyi ya da kötü değil. Yani anima iyiysen animan var, kötüysen animan yok değil. Bütün karakterlerin animası var. Ya evet. Ama bir de asıl şunu söyleyebiliriz. İşte animası yüksek olan Ravenwraith'e gider, animası düşük olan işte Maldraxxus'a gider gibi bir olgu da yok anladığım kadarıyla benim. Öte yandan ana haritayı açtığımızda ortada Ouroboros'un olduğunu görüyoruz ve Arbiter'ın da burada çalıştığını varsayıyoruz. Henüz alfa sürecinde gidip de kendi gözümüzde görmüşlüğümüz yok. Ve burada küçük linkler yani bağlantılar görüyoruz. Bunların da ben anima bağlantısı olduğunu varsayıyorum. Ha? Çok benziyor. Evet ve bu bağlantının da şu anda Mav'la bağlantısı olmadığını görüyoruz. Ki zaten problemin de Mav'da kaynaklandığını varsaymıştık daha önce de. Ama tabii şu an haritanın görüntüsünden de anlayacağımız gibi hani bu tarz şeyler konuşmak için aslında çok erken. Ama bu anima bağlantısı biraz hani ruhsal geçiş süreci gibi düşünecek olursak şuradaki görselde ben aslında bu Ouroboros'tan gelen anima şeyi olduğunu düşünüyorum. Hani anima akıntısının olduğunu düşünüyorum.
yıldız şeklinde. Hı hı. Ama bir tane yıldız yok. Ben daha önce fark etmemiştim bunu. 1, 2, 3. Ya bunlar da diğer Shadowlands'in diğer bölgelerine bağlantılar olduğunu düşünüyorum ben. Çok mantıklı. İşte bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4 değil mi? 4. Şu an için 4 görüyoruz. Haritaya baktığımızda da zaten 4 tane bölge var Mav'ın dışında. Bunların hepsi bir varsayım ama. Tabii evet, evet kesinlikle. Yani bunların tamamı varsayım çünkü şöyle şimdi alfa sürecini size şöyle aktarayım arkadaşlar. Alfa'da yani bir şey konulup daha sonra tamamen kaldırılabilir. Hiç olmayan bir şey daha sonrasında tamamen eklenebilir. Yani yeni bir şey eklenebilir. İşte biz bunlardan vazgeçtik, yepyeni bir şey çıkartıyoruz da denilebilir. Çünkü yani alfa, hani alfa, beta, gamma, hani Yunan alfabesinden, hani eski Yunan alfabesinden yola çıkararak isimlendirilmiş bir konu. İlk versiyon anlamına geliyor yani. Arkadaşlar benim bir başka eklemek istediğim konuysa anima savaşları hakkında. Ben buna anima savaşları adını verdim. Çünkü Bastion'da Necrotic Wake isimli dungeon'da Maldraxxus'tan gelenlerin Bastion'dan anima çalmaya çalıştıklarını gördük. Direkt olarak Maldraxxus'u görmememize rağmen aslında temasına dair çok büyük bir içerik verilmiş Necrotic Wake dungeon'da. Naxxramas'a benzer bir necropolis. Bastion'un üzerine gelmiş ve burada uçuyor. Yani baskınını bunun üzerinden gerçekleştiriyor ve gerçekten aslında benim gibi bir Death Knight karakterini seven bir insan için bu çok güzel bir görsel şölen. Yani açıkçası şu anda sadece bu kadar verilmiş küçücük bir şeyle bile ben Maldraxxus'u daha çok merak etmeye başladım diyebilirim. Peki Utku, sen Alpha'ya girdiğinde NPC ile konuştum, bir NPC ile konuştum. NPC sana bir soru sordu ya da soru sormadı ya da sen ona soru sordun, emin değilim orada. Orada geçen diyalogda bizim öldüğümüze dair bir şeyler söylüyordu. Evet. Ona da değin bence. İlginç evet. Bir nokta. Arkadaşlar Eda güzel bir hatırlatma yaptı. Şöyle ilk başlangıç görevlerini, yani ilk başlangıç görev zincirini yaparken şöyle bir konuya maruz kalıyoruz. Hani buraya gelirken öldüğünü artık idrak et, kabul et, hani bunu, bu süreci anla ve onun üzerine ilerleyelim diye bir muhabbet dönüyor ve biz buradan Shadowlands'e ölerek geldiğimiz varsayımını çıkartıyoruz. Ya tabii bu konu şu anda çok derine gidiyor çünkü BFA'nın sonunda tam olarak ne oluyor onu henüz bilmiyoruz. Ya da alfa sürecinin aslında var, 1-50 level arası bir karakter kastığımızda bunu göreceğiz. Ya da herhangi bir açıklama gelmeyecek, yani orada cut olacak, yani kesilecek. Tekrar Shadowlands'in haritalarına geçilecek, bilmiyoruz, onu deneyeceğiz. İlerleyen günlerde herhangi bir şey çıkarsa sizlerle paylaşırız ama ölerek geldiğimiz kesin. Onun dışında biz daha önceki lore konsey yaptığımız yayınlarda ise şöyle bir teoride bulunmuştuk. Aslında Nzot hani ölmüyor, biz ölüyoruz ve rüyaya dalıyoruz şeklinde ya da ölüm rüyasına dalıyoruz şeklinde bir teorimiz vardı. Hatta biz Rathian'ın da Nzot'un avatar olduğunu düşünüyorduk. Görkem'in büyük teorisiydi daha doğrusu, öyle söyleyelim. Bizim de desteklediğimiz. Burada da bir parça bunu hissetmiş ve görmüş olduk. Evet, aslında yani Nzot'un henüz işinin bitmediğinin bir mesajı olabilir ya da tamamen farklı bir şey karşılıyor olabilir. Öte yandan yine aynı görev zincirinde yani tamam artık ölüm sürecini idrak ediyorumdan sonra bize o aynı NPC şu soruyu soruyor. Hangi gezegenden geldin? Evet, doğru soruyorsun. Yani biz yani bu soruyu sorduğuna göre buraya başka gezegenlerden de gelindiğini anlıyoruz. Çünkü Azeroth cevabını veriyoruz. Yani orada bir Azeroth seçeneği var ve o cevabı veriyoruz. Diğer bir konu arkadaşlar, Kyrian ırkının hani size Covenant yeteneği olarak vereceği bir ırk olan Stewart'lar arkadaşlar. Stewart zaten kelime kökeni olarak da hani hizmetkar anlamına geliyor. Ancak bu baykuş formunda bizi karşılıyor, bizi Bastion'la ve içine anima yüklü yaratıklar olarak geçiyorlar. Aslında yani bunun insan animası olmadığını düşünüyorum ben. Yani nasıl söyleyeyim? Buradan şöyle bir varsayım yapabiliriz.
Buraya hayvanların da ruhları bir şekilde anima power olarak geliyor ve bize bu şekilde hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan bu Stewart'lar ne işe yarıyor? Hani biz bunları 5 dakikada bir açıp çağırabiliyoruz Summon Stewart yeteneğiyle ve bize bir likör veriyorlar. Adı da Feel of Serenity. İşte %15 canınızı yükseltiyor. İşte üzerinizdeki herhangi bir buff, debuff varsa onları, yani zehir falan varsa onları siliyor. Ve aynı zamanda da üzerinizdeki fazla eşyaları satabileceğiniz yer ya da şansa geliyor tabii bunlar. Talentlerinizi değiştirmenizi sağlayacak yetenekleri var. Üzerinize işte 1 dakika boyunca talentlerinizi değiştirmeniz için bir süre tanıyor. Gibi gibi bazı faydalı ufak tefek şeyleri var. Öte yandan baykuş formunda dedik. Yani baykuşlara çok benziyorlar. Ama hani iki ayaklı baykuşlar bunlar. Yani yürüyen cinslerinden, uçan cinslerinden değil de yürüyen cinslerinden. Öte yandan World of Warcraft'ın oyun direktörü bunlar için şöyle bir espri yapmış. Stewart'lar gnomların druid formunun balans halidir. Yani işte hani Boomkin druid formudur diye bir espri yapmış ama ben gayet beğendim ve Bastion'da da görev yaptığınız sürece göreceksiniz. Biz haritada gezme imkanı da bulduk. Birçok yerde hani bunlara adanmış heykeller var ve hani koruma görevleri veriliyor. İşte hizmet görevleri veriliyor. Yani böyle biraz daha hani altta görülen bir ırk değil de bayağı saygı duyulan ve Kyrian ırkı için önem arz eden bir ırk olduğunu düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum ve çok da güzeller, inanılmaz güzeller. Ben çok beğendim. Yani sırf burası için Kyrian seçebilme imkanım var senin. Ama biz seçebileceğiz değil mi? Evet, yani şu anda tabii bu hatırlatıyorum alfa süreci, yani değişiklikler gene boy gösterebilir ama şu anda bizim oynadığımız Blood Dead Knight ve Beastmaster Hunter için Maldraxxus daha faydalı gibi duruyor. Bakalım tabii ilerleyen günlerde hani bunlar çabuk değiştirilebiliyor mu? İşte Covenant, istediğimiz Covenant'ta oynayabiliyor muyuz istediğimiz zaman? Bunlar henüz karşılaştığımız mevzular değil. İlerleyen günlerde göreceğiz ve bilgisini edindiğimiz zaman sizlerle de hemen paylaşacağız arkadaşlar. Diğer bir önemli bulduğumuz konu ise arkadaşlar mekanik anlamda, özellikle görev mekaniği, yani görev yapma şekliyle alakalı bir yenilik getirilmiş. Hikaye görevleri flama şekli etrafında, yani çerçevesi flama şekli olacak şekilde tasarlanmış ve diğer, yani yan görevler diyeceğimiz side questlerden bu şekilde ayrılmış. Diğer yan görevler yine yuvarlak şekilde gösteriliyor. Ana hikaye görevleri ise flama şeklinde gösteriliyor ki bence önemli bir gelişme, çünkü yani herkes soruyor, bu görev önemli mi abi, yapmalı mıyım, işte bu görev işte benim için, yani yapmasam bir şey kaybeder miyim gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Artık bu tarz soruları basitçe cevaplandırabileceğiz. Diyeceğiz ki flama şeklinde olan görevler önemli, bu görevleri yapman lazım. Mesela işte war campaign görevleri gibi, hani o görev zinciri bu şekilde gösterilecek yeni formda. Ve görevle alakalı yine yaptığımız görevi oyun ekranımızın ortasında, bu Sims oyununu oynadıysanız onları da üçgen şekli oluyordu kafanızda, ona benzer bir şekilde baklava dilimi şeyinde oyunun tam ortasında ekranında görebiliyorsunuz ve yakınlaştığınız zaman işte mesafe ayarı da yapılıyor, yani yaklaştığınız ya da uzaklaştığınızda anlayabiliyorsunuz, işte bir duvarın arkasındaysa, işte bir dağın arkasındaysa o şekilde biraz daha belirginleşiyor ve hani o yöne doğru gitmen gerektiğini net bir şekilde anlayabiliyorsun. Ben bunların açıkçası birçok add-on'u ortadan kaldıracağı için, daha doğrusu birçok add-on'a olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı için çok faydalı buldum. Benim gibi de oryantasyon sıkıntısı olan insanlar için önemli bir ayrıca. Diğer bir mekaniksel gelişme de, yani bizim gözümüze çarpan, harita pingleme. Yani haritanın istediğimiz bir yerinde şurada köşedeki işareti kullanarak ortaya, yani haritanın tam ortasına ya da istediğimiz yerine bir ping koyabiliyoruz. Ve parti arkadaşlarınızla bunu paylaşabiliyorsunuz. Yani özellikle işte daha çok gruplar halinde oynayanlar, işte şuraya gidelim buraya gidelim tarzında konuşmalar yapmak yerine ise işte burada haritada işaretleyeceğiz ve gideceğimiz lokasyon burasıdır deyip diğer arkadaşları da, hani parti arkadaşlarını da buraya yönlendirir. Özellikle yani mesela bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Yani sen hani mesela sürekli soruyordun nereye gideceğim şeklinde. İşte haritadan bundan sonra göstereceğim, haritada işaretlediğim yere gel diyeceksin. Ben büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bizim için ilk başta, başka arkadaşlar için de aynı şey geçerli diye düşünüyoruz.
Ve böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. Shadowlands Alpha sürecinde bizlerin karşılaştığı ve önemli bulduğumuz ve hislerimizi sizlerle bu şekilde paylaşmış olduk arkadaşlar. İleriki zamanlarda yeni çıkacak haritaları da birlikte sizlerle. Ha evet, şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şu anda bizim karşımıza sadece Bastion haritası çıktı. Ve yani diğer haritalarda herhangi bir görev yapmadık. Benim aldığım duyuma göre her resette farklı haritaya geçilecekmiş ve o haritalarda görevler yapılacakmış. Yani onu deneme imkanımız olacak. Yani açılır açılmaz o haritalarda girip karşılaştığımız yeniliklerle ve hislerimizi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sorularınız varsa sormayı unutmayın.